Şimdiki başlığımızın adı limitin özellikleri. Tane tane limitin özelliklerini anlatacağız birlikte. Ardından geçeceğiz bunların her biriyle ilgili örnek çözeceğiz. Anlaştık mı? Gel. Limit x giderken a'ya C'nin değeri yani C'de bir sabit sayıysa hiç değeri değişmez. Direkt C'yi yapıştırıyorsun. Tamam bunda zaten zor bir şey yok. Limit x giderken A'ya C sabit sayısı çarpma işlemi yani Fx fonksiyonuna hiç dokunmadan dışarı atılabiliyor. Tamam bunda da bir sıkıntı yok. Polinom fonksiyonların limiti limit x giderken x giderken A'ya Fx eşittir Fa şeklinde yazılabilir. Çok güzel. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Yine yolumuza devam ediyoruz. Limit x giderken a'ya fx'in toplamının veya farkının limiti ne olacakmış arkadaşlar? x giderken a'ya ve limit x giderken a'ya gx şeklinde yazılabilecek. Yani fx ve gx'i toplam farklı ifadelerini ayırabilir ya da birleştirebilirsiniz. Sorunun gelişine göre gözünde yumuşat yapıştırsan. Şimdi limit x giderken a'ya fx çarpı gx nasıl yazılabilir? Limit fx x giderken a'ya çarpı limit x giderken a'ya gx şeklinde yine bunları yazabiliyorsun in aşağıya. Limit x giderken a'ya. fx bölü gx bölme işlemi de ayrılabiliyor. Ama burada önemli olan bir nokta var. gx fonksiyonu asla sıfır olamaz. Ya da limit x giderken a'ya gx sıfır olursa burada tanımsız belirsiz durumlar oluşuyor ki. Limitte zaten o noktalarda bol bol soru çözeceğiz sizlerle birlikte. Şimdi limit x giderken a'ya fx üstünde bir n değeri varsa bunu limitin dışına atabiliyorsun. Şimdi bunlar limitin temel özellikleri. Bu temel özellikleriyle ilgili gelebilecek soru tarzlarına birlikte bakmadan önce çok çok önemli bir yere bakacağız arkadaşlar. Y eşittir fx fonksiyonunda x eşittir a noktasında limite bakılırken yapmamız gereken ne? Bu limitin sonuna kadar bu kurallarla devam edecek. x eşittir a noktası kritik nokta ise soldan sağdan limit bakacaksın. Tamam mı? Anlaştık. Kritik noktaysa. Ne ki bu kritik nokta? Birazdan söyleyeceğim. Eğer x eşittir a kritik nokta değilse yapıştır. Geç kardeşim. Sana x nereye doğru gidiyorsa yapıştırıyorsun onun yerine cevap ne çıkıyorsa onu kabul ediyorsun. Kritik nokta nedir peki? Nerelerde oluşur? Önce bunu bilmelisin. Örneğin mutlak değerli bir ifade verildiğinde bunun kritik noktası arkadaşlar x değerini daha doğrusu mutlak değeri 0 yapan değerlerdir. 3x eksi 12 eşittir 0 değerinde. 3x eşittir 12. x eşittir 4 bizim için nasıl bir noktadır? Kritik nokta. Sebebi ne? Kritik nokta mutlak değerli ifadelerde içeriği 0 yapan değer olduğu için. İn aşağıya. Rasyonel ifadelerde kritik noktayı arıyorsan paydayı sıfır yapan değere bakmasın. Peki önce çarpanlarını ayırmam gerekiyor burada. 5'e 1 yazdım. eksi eksi yazdım. Çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 5 çarpı x eksi 1 değeri. Peki x buradan 5 ve x eşittir 1 noktaları bizim için kritik noktalardır. Demek ki rasyonel ifadelerde paydayı sıfır yapacak. Mutlak değerli ifadelerde mutlak değerin içini sıfır yapacak. Peki parçalı fonksiyonlarda zaten mutlak değerli her fonksiyon parçalı fonksiyondur. Parçalandığı yerde mutlak değerini içini sıfır yapan noktadır. Peki yine gel parçalı fonksiyonda neresi yani hocam kısaca dersen parçalandığı noktalardır arkadaşlar. X eşittir 1'de parçalanmış sadece bu parçalı fonksiyon. O halde X eşittir 1 noktası bizim için kritik nokta olur. Yani kritik noktada limit soruluyorsa sağ sol bakıyorsun. Kritik nokta değilse yapıştır geç. Gelsin bakalım. Kolay kolay örneklerimiz geliyor. Rahat rahat çözebileceğimiz örnekler. Limit x giderken 2'ye. Bu bir polinom fonksiyondur. Polinom fonksiyonlarda kritik nokta yoktur. O zaman yapıştır. Geç. Hemen yazalım. X eşittir 2 için mi yazalım? Ya da limit x giderken 2'ye diyelim arkadaşlar. 2'nin karesi eksi 6 çarpı 2 artı 3. Yaz bak. 2'nin karesi 4. Eksi 2 kere 6 12. Bir de artı 3'ü yazdık. Buradan ne geldi? Eksi 8 geldi. Eksi 8'i 3 tane yapar. Eksi 5 yapar. Bu soruda burada biter. Sıradaki örnekte bize fonksiyonlarla ilgili bir soru sorulmuş. Hemen bakalım. Limit x giderken iki fark fonksiyonu verilmiş gördüğün gibi. Fx ve gx ile ilgili. Peki bu soruyu nasıl çözeceğiz? Hiç sıkıntı yok. Kritik nokta mı diye kontrol ettin? Hayır. Kritik nokta yok. Paydayı sıfır yapan bir şey yoksa limit x giderken 2'yi yerine yapıştıracaksın. Yani senin bulman gereken değer 2g2 eksi f2 bölü f'nin karesinde 2 Eksi 4 çarpı G2 değeri olmalı. Peki hocam biz G2 ve F2 değerlerini bilmiyoruz. O halde F2 değerini şurada bulalım. X yerine 2 yazdım. F2'nin cevabı 5 geldi. Şimdi geldim G2'nin cevabını bulmaya. G2'yi bulmak için 4 kere 2 8 geldi. 1 ekledim oradan ne geldi? 9 geldi. Gidelim bu değerleri yerine yazalım mı? Ne dersin? 2 G2 yani 2 çarpı G2 değeri neydi? 9'du. Eksi dedim. Geçtim buraya. Benden ne istiyor bu arada? F2 istiyor. F2 değeri kaç? 5. Onu da yazdım. İndim aşağıya. F'nin karesinde x. F'nin karesinde x nedir arkadaşlar? 25'tir. Onu da yazdık. 4 çarpı eksi. 4 çarpı g2. g2 kaçmış? O da 9'muş. Onu da yazdık yerine. Bu arada 9 değil arkadaşım o. 9 değil. Biz ona nasıl öyle bir hata yaptıysak o bir 7 değil mi? Çarptık. 1 çıkartacakmışız. Orada ben artı 1 olarak almışım. Şuradan ne geliyor? 7 geliyor. Burada 7 yazıyorum yerine o düzeltmeyi yapıyorum. Şuraya geri döndüm. 2 kere de 14. Eksi 5 geldi. Aşağıda 25 eksi. Şuradan 4 kere 7 28 geldi. 25'ten 28 çıktı. Eksi 3 kaldı. Yukarıda ne kaldı ona bir bakalım. 14'ten 5 çıktı 9. Buradan eksi 3. Doğru cevap eksi 3 olmalıdır dedim. Sıradaki örneğimizde yine limitte benzer bir soru tarzı kritik nokta var mı diye kontrol ediyorsun. G2'nin cevabının sıfır olup olmadığı gerekiyor bana. E G2'yi nereden bulacağım? Yukarıdan. Ama ufak bir düzenleme yapalım. Ey güzel arkadaşım soru sana ne diyorsa önce bir yaz. Erinme. Limit x giderken 2'ye. 2 eksi 3. Aşağıda da ne var? G2 var. Son kez düzenleyelim. Limit x giderken 2'ye. Yukarıdan eksi 1 geldi. Aşağıdan ne geldi? G2 geldi. Demek ki bana G2 lazım. G2'yi nereden bulacağım? Onu da buradan bulacağım. Orada da limiti uygulayalım yine. Limit x giderken 2'ye F2 çarpı G2 değeri var. Onun da cevabı 20'ye eşitmiş. Sana F2 gerekiyor. F2'yi buradan bulduk. F2 değeri eşittir. 2'nin kübü eksi 2'nin karesi artı 1. 8, 4, 1. 8'den 4 çıktı 4. Bir tane geldi 5. Demek ki burası 5'miş. Ey güzel arkadaşım. 5 de G2'yi çarpmışız. Cevap ne çıkmış? 20. O halde yaz bakalım bana G2. G2 eşittir. Sadeleştirmeleri yaptığımda ne geldi? 4 olarak bulundu. G2'nin değeri 4'müş. Gittim o 4'ü yerine yazdım. Tamam artık cevabı yazabilirim. Cevap eksi 1 bölü 4 olarak bulunur. Bu soru burada biter. Eksi 1 bölü 4 doğru cevaptı. Sıradaki örnek. Bu arada dersin tam ortasındayız. Şimdi arkadaşlar köklü ifadelerde de limit sorulduğunda ne yapıyorsun? İçeride kritik nokta var mı yok mu diye bir kontrol ediyorsun. Bakalım limit x giderken bire yapıştıralım mı acaba yerine? Yapıştıralım bakalım sanki bir sıkıntı yok gibi. 1 artı 10 artı 5 geldi. Buradan kök ne geldi? 16 geldi. O da eşittir 4. Yapıştır geç. Gel gel bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Yine köklü soyu ifadesi rasyonel bir ifade. Payda sıfır mı değil mi diye kontrol edeceğiz. Niye? Kritik noktada sağdan soldan bakmam gerekiyor. Kritik nokta yoksa yapıştır geç. 2'yi yerine yazdığımda 6 2 daha 8 tamam payda sıfır olmuyor. Yapıştıralım o zaman gençler. Haydi birlikte limit x giderken 2'ye. Yukarıdan ne geliyor? 2 artı kök içerisinde. Şuna 2 yazdım. 2 2 daha ne geldi? 4 geldi. 4 dışarı nasıl çıktı? 2 diye çıktı. 2 2 daha ne yaptı? 4 yaptı. 4 dışarı nasıl çıktı? Yine 2 diye çıktı. Güzel. Aşağısı Aşağısı biraz daha kolay. Üçüncü dereceden kök var. 2 artı 6 yazdım. Burası 8. Üçüncü dereceden kökten nasıl çıkar dışarıya? 2 diye çıkar. Sonuç olarak 2 bölü 2'den doğru cevap 1 oldu. Hadi gel. Bir sonraki soru. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Limit x giderken 4'e logaritmalı geldi hocam soru. Ne yapacağım? Dert tasa yok. Yerine yazacağız. Kritik nokta yoksa devam edeceğiz. Bakalım. 4'ü yerine yazalım bakalım. Limit x giderken 4'e logaritma 2 tabanında bak 4 yazdım 4'ün karesini aldım 16 eksi 4 yazdım 8 artı 8 düzenleyelim bakalım cırt cırt geriye ne kaldı logaritma 2 tabanında 16 kaldı logaritma 2 tabanında 16 logaritma hatırlıyor musun hatırlamıyorsan ben hatırlatayım logaritma 2 tabanında 16 yerine 2 üzeri 4 yazdım üstü sayı öne düşüyordu 4 kalıyordu şu uzun uzun çözüyorsun hocam ayıp oluyor mu deme ayıp olmaz logaritma 2 tabanında 2 1'dir ben böyle yazayım sana da garanti olsun doğru cevap yine dörttü. Sıradaki örneğimiz üstü sayılarla ilgili. Eğer üstü sayıda limit sorusu sorulduğunda kritik nokta var mı? Yok. O zaman bunu da yapıştıracağız geçeceğiz. Limit x giderken eksi 3'e 2 üzeri 3 artı 5 eşittir 2 üzeri artı 2 yapacaktır. 2 üzeri artı 2'den yine 4 geldi. Ey güzel arkadaşım diyeceksin ki hocam niye bu kadar kolay geliyor bu sorular? Ey arkadaş ben sana gelebilecek her soru tarzını göstereyim benim için rahat etsin öncelikle. Sen bu tarz sorular geldiğinde hiç düşünmeyeceksin limiti yerine yapıştıracaksın. Niye? Kritik nokta değil. Yapıştır geç sorusu bunlar. Ha mutlak değer mutlak değer kritikti. Niye kritikti? Eğer mutlak değerin içi sıfır oluyorsa sıkıntı vardı. Biz limitte X yerine ne yazacakmışız? 5 yazacakmışız. İçeri sıfırsa sağdan soldan limit bakacağım. Bakalım kontrol edelim. Acaba içerisi sıfır oluyor mu? Olmuyor mu? 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 5 artı 3. Mutlak değer içerisinde. Limit x giderken 5'e mutlak değerin içi çok önemli sıfır çıkarsa kritik noktadır sağdan soldan bakılacak bakalım kader anı şurası 10 artı 3 olmuyor olmuyor sıkıntı yok buradan ne geldi 15 15 3 daha 18 yaptı e mutlak değerin dışına yine nasıl çıkar 18 olarak çıkar buyurun buyurun sıradaki örnek gelsin hocam rasyonel ifade var mutlak değerli var aman limit sıkıntı olur mu kritikse olmaz Kritik milyar baktım. 3'ü yerine yazdım. Payda 0 değil. Mutluğun. mutluluğun içi de 0 değil. Yapıştır geç sorusu bu da. O zaman yapıştırıp geçeceğiz. Arda arda yapıştır geç soruları var tabi elimizde. 3 4 var. Aşağıda yine 3 4 ama mutlak değer içerisinde. Yukarıdan hocam eksi 1 geldi. Aşağıdan Eksi 1 geliyor ama mutlağın içinde olduğu için dışarı nasıl çıktı? Artı 1 çıktı. Bölme işlemini yaptığımda doğru cevap ne olarak bulundu? Eksi 1 olarak bulundu. Gelsin bakalım. Hocam hem rasyonel ifade var hem trigonometre var işin içinde. Ya ne dedik? Kritik noktaysa bakacaksın sağına soluna. Değilse yapıştırıp geçeceksin. Pi bölü 4. Bakalım kritik noktaya sebep oluyor mu? Mesela paydayı falan sıfır yapacak mı diye kontrol edeceğiz. Şimdi bu kök 2 değeri Kosinüs pi bölü 4'ü zaten bilmiyorsan burada işin ne diyeceğim ben sana. Kosinüs 45 o da kök 2 bölü 2. Yazdım yerine kök 2 bölü 2 artı 1. Ya da 1 bölü kök 2 de yazabilirsin değil mi? Hiç fark etmiyordu. Çarpı Sinüs pi bölü 4 o da kök 2 bölü 2 ya da 1 bölü kök 2 yazayım ya daha kolay oluyor gençler. Yanında da eksi ikisi var. Şimdi varsa sadeleştirmeler yapacağız. Bu arada kritik nokta olmadı aşikar. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. 2 ile sadeleştirdi. Buradan kocaman bir 1 gelecek. Kök 2'ler gitti. Buradan yine 1 gelecek. Bakalım neler olacak. 1 1 daha yukarıdan 2 var. 1'den 2 çıktı. Eksi 1 var. 2'yi eksi 1'e böldüğümüzde cevap eksi 2 olarak bulundu. Bileşke fonksiyonlarda... Limit solduğumuzda çok böyle kafaya takılacak bir durum yok. Yine aynı yöntemleri kullanacağız. Ama bir şart, şuna dikkat edeceksin. Limit x giderken sıfıra diyor ya. Biz önce kimi uygulayacağız buna? Gx fonksiyonunu uygulayacağız güzel arkadaşım. Yani senden şunu istiyor. F fonksiyonu dışarıda sen beni bekle. X gördüğüm yere ne yazacağım burada? Sıfır yazacağım. G sıfır oluşturacağım. G sıfır oluşturacağım. Kritik mıritik nokta yok. Sağa sola hiç gerek yok. G sıfıra bakalım. G sıfırın cevabı buradan. X yerine sıfır verirsem sadece ne kalır? 2 kalır. Bak sen burayı buldun 2 diye. Artık soru neye dönüştü? F2'ye dönüştü. Aslında biz bunu burada şöyle yazıyoruz artık. Limit x giderken 2'ye. Çünkü oradan 2 cevabını buldum. Fx'in cevabını arıyorum. Ha bu ha bu. İkisi de aynı cevaba götürecek beni bu arada. Limit x giderken 2'ye f 2 F2 arıyoruz dedik. 2 kere 3 6 eksi 5'ten ne geldi? 1 geldi. Demek ki f2'nin cevabı 1'miş. Bu sorunun doğru cevabı 1 olmalıymış. ÖSYM'nin 2012 LYS sorusu arkadaşlar. Gerçekten güzel bir örnek. Birlikte inceleyelim. Bileşke fonksiyon olmasa da soru normal bir sağdan soldan yaklaşmayla ilgili gerçekten güzel yazılmış. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için limit x 3'e sağdan soldan yaklaşırken cevaplarını yazmışsın. Tamam. Şimdi buradaki değeri istiyorsun. Hocam kritik nokta mı? Değil. O zaman direkt yapıştıralım. Sağdan soldan bakmamıza zaten gerek yok hocam. Ne gerek var diyorsun değil mi? Sağdan yaklaşmış. Limit x giderken 2'ye sağdan. Çok güzel bir örnek. Birlikte dikkatle bakıyoruz. Bak güzel arkadaşım. Sen buraya 2'ye sağdan yazdın ya x yerine. 2 kere 2 4. Ama 4'e neresinden yaklaşıyorsun sen? Sağından. Tamam. Yanında eksi biri var. Yazdık. Böyle kalsın. Bunlar önemli. Bunlar böyle kalsın. Şimdi burada ne yazdık? 2'ye sağdan yazdık. Bunlar yine böyle kalsın. Açıklayacağım bunların hepsini ayrıntısıyla açıklayacağım arkadaşım. 2'ye sağdanın karesini alırsan 4'e sağdanın karesi olur değil mi? 4'e sağdanın karesi eksi 1. Şimdi gel gelelim burada neyi açıklayacağız hocam? Bakın 4'e sağdan demek ne demek? 4'ten birazcık büyük bir sayı demek. İstersen sayı ver. 4'e sağdan demek çok çok az büyük sayı, 4,01 gibi. Biz bundan 1'i çıkarıyoruz arkadaşlar. Geriye ne kaldı? 3,1 gibi bir sayı kaldı. Yani 3'ün neresindesin? Sağındasın. Demek ki ben burada şunu yazacağım güzel arkadaşım. f fonksiyonu 4'e sağdan 1 çıkınca 3'e ne kalıyor? 3'e sağdan kalıyor. 3'e sağdanı yazdım. Devam ettim. Artı dedim. F fonksiyonu. Bakın biz burada 2 vermiyoruz aslında. 5'ten 2 çıkınca 3 kalır ama 2'den biraz büyük sayı verdik. 2,1 gibi. Demek ki 5'ten 2,1 gibi bir sayı çıkarsa 3 kalmaz. 3'ten biraz küçük sayı kalır. Bu da 3'ün solundasındır demektir. Peki ben buraya ne yazacağım o halde? 3'ün solunda yazdım. Yoluma devam ettim. Gel. Şimdi 4'ün sağında artık mevzuyu anladın. 4'ten biraz büyük sayı verdik. Biraz büyük sayıdan 1'i çıkarttım. 3'e sağdan kaldım. O halde yaz bakalım. F 3'e sağdan. Şimdi bulduğumuz cevapları yerlerine yapıştıralım bakalım. 3'e sağdan sen verdiğin soruda bana ona kaç yazdık? 1 yazdık. Artı 3'e soldan ona kaç yazdık? 2 yazdık. Aşağı indim 3'e sağdan buldum. Ona da 1 da yine bulmuştum. Yukarıdan 3 aşağıdan 1. 3 bölü 1'den doğru cevap 3'tür. Yani 2012 LYS sorusunun cevabı Denizli seçeneğidir. Döndüm baktım çetime. Gerçekten güzel bir soru. Aa TTC bizim mezun değilmiş. O zaman 12. sınıf yani sağlam bir 12. sınıf geliyor arkadaşlar. TYT'ci yine doğru cevap vermiş. Vallahi bravo. TYT'ci tebrik ederim. B yerine 2 yazacağız çıkıyor diyor. B yerine mi? B nerede ya? Neyse ben onu kaçırdım. Limitin o yüzden geride kalmaya bak. Görkem. Görkem internet hızı lazım ilk cevap için değil mi? Biraz da internet hızı lazım doğru haklısın. Okullar hakkında ne düşünüyorsun? 400 puanlık okulum niteliksiz oldu. Tüm okul sinirden çıldırıyor. Yürüyüş falan planlıyor. Evet, o konuda ben bir yorum yapmayayım be gençler. Yani ben de şaşırdım açıkçası yalnız. Yani bu şeye şaşırdım. Hocam türeve çekemeyecek miyiz bugün ya? Var mı türev sorusu? Türev yok gençler ama türeve geçmemize yani bir ders, iki ders sonra türeve geçeceğim. O konuda rahat ol cancım. Canlı yayınları kaçırmamak için bildirimleri aktif etmeni öneririm sana. Evet arkadaşlar Limit 2 dersinin sonuna geldik. Bir sonraki Limit dersinde görüşmek üzere demeden önce ufak bir hatırlatma yapalım. Bu videonun canlı yayınına ve daha birçok canlı yayınları yaptığımız Twitch Rehber Matematik kanalına hepinizi bekleriz. Görüşmek dileğiyle. Hoş kal, hoşça kal. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.